Kütahya'da vatandaşlar DAS konusunda bilgilendiriliyor. Sevgi yolunda stand açan İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri afetlere karşı farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konutun DAS kapsamında olduğunu bildiren İlafet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, afetler yönünden tehlikeli illerden biri olan Kütahya'nın DAS istatistiklerinde 14. sırada yer aldığını söyledi. Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konutun DAS kapsamında olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle 10 milyon 847 bin 789 konutun DASK sigorta poliçesi ile güvence altına alındığını görüyoruz. Bu da oransal olarak baktığımızda %54.2, yani ulusal düzeyde %54.2'lik bir poliçe oranına sahibiz. Kütahya özelinde bu konuyu incelediğimizde 175 bin konutun DASK kapsamında olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle ilimiz genelinde 63 bin 808 konutun poliçelendiğini görüyoruz. Bu da oransal olarak baktığımızda %36.5'e tekabül ediyor. Biz bu %36.5'lik oranla Türkiye'de en kötü istatistiğe sahip 14. iliz. Afetlere karşı alınan bireysel önlemler büyük önem taşıyor. Bireylerin de üzerine düşen çok önemli görevler vardır. Bireysel korunmaya yönelik. Geçmiş yıllarda yaşadığımız afetlerdeki tecrübeleri değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki barınmaya yönelik sorunların çözümü çok ciddi anlamda bir yük oluşturmakta. Öncelikle bunun daha kolay bir şekilde üstesinden gelinebilecek bir yöntemi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Nedir bu? Bir afet yaşanan bölgedeki, yerleşim yerindeki fiziksel hasarları oluşturan, işte konutların ağır hasar görmesiyle ilgili durumda sorumluluğun, bu konuyla ilgili sorunun ortadan kaldırılması ile ilgili beklentinin tamamen devletin üstüne yüklenmemesi gerekiyor. Eğer biz bireysel farkındalıkla, afet farkındalığıyla sigorta kavramını geliştirebilir isek, afet sonrasında yaşadığımız bu barınma ile ilgili sorunun çözümü daha kolay olacaktır. Çünkü bu mali anlamda çok büyük bir yüktür. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında AFAD Acil Mobil Uygulaması da vatandaşlara tanıtılıyor. Herhangi bir afet yaşandığı zaman afet zede pozisyonuna düşen vatandaşlarımızın resmi ekiplere kendi yerlerini bildirebilmesi için AFAD Başkanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması var. Vatandaşlarımızın afet yaşadıklarında zor durumda oldukları bir pozisyonda internetleri çekmese dahi kullanabilecekleri bir uygulamadır. Bütün vatandaşlarımıza AFAD mobil uygulamasını telefonlarına yüklemelerine, bunu aktif hale getirmelerine tavsiye ediyoruz. Çok önemli bir mobil uygulama. Vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet eden Artun eğitim sürecinden bahsetti. Bireysel korunma çok çok önemli. Biz E-Devlet üzerinden yaklaşık 10 saniyelik bir başvuruyla AFAD gönüllülüğüne davet ediyoruz vatandaşlarımızı. Bu başvurunun sonrasında vatandaşlarımıza bir SMS gelecek. Orada gönüllü.afat.gov.tr web sitesine, eğitim için kullanılan bu web sitesine nasıl girecekleriyle ilgili kullanıcı adı ve şifresini gönderiyoruz. Buradan ilk modülün eğitimleri olan uzaktan eğitimlerini bu web sitesi üzerinden tamamladıktan sonra, 6 temel eğitimle tamamladıktan sonra AFAD il müdürlüklerine ikinci modül ve üçüncü modül eğitimler için vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu sadece eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Çeşitli etkinliklerde bu arkadaşlarımızla birlikte görev alıyoruz. Vatandaşları bilgilendiren ekipler çocuklara da boyama kitabı dağıttı. Ben verdik mi sana? Kardeşim var mı peki? Var. Tamam.